Alo. Ya kusura bakma, biraz geç oldu ama işler uzayınca mesaiye kalmak zorunda kaldım. Sen yemek yedin mi? Yok, tek yedim sayılmaz. Belki beraber bir şeyler yeriz, olur mu? Tamam. Bak bak bak, şuna bak. Harika olmuş. Basbayağı benzetmiş vallahi kerata. Esen öyle televizyonda görünce bastı çığlığı. Görmeliydin ya. Çınar abi, Çınar abi diye kıyameti koparıyor. Çok özledim keratayı. Abin ne iş yapıyor? Hiç konuşmadık ailen hakkında. Abim? Abim işsiz bu aralar. İş arıyor. Bulacak inşallah yakında. Tüh. Elimden bir şey gelirse... Yok, o halleder. Çevresi var, bulur. Başka? Ne başka? Hayatında başkası var mı? Özel biri. Yok. Benim işim olmaz öyle şeylerle. Gezip tozmaya ne vaktim var, ne de param. Hayret. Çok güzelsin. Nasıl bıraktılar seni? Biber acıymış. Dikkat et. Acı severim. Peki sen? Parmağında yüzüğüm vardı. Ona ne oldu? Senden de bir şey kaçmıyor. Evet doğru, evliydim. Aslında daha doğrusu hala evliyim de. Bitti. Canın acıyor. İki insan birbirine ne kadar çok yakınlaşırsa birbirinin canını o kadar çok acıtabilir. Doğru. Belki bu yüzden ben de yapacağım. En çok kendime kızıyorum. Aptallık bende. Nasıl yanılmışım bilmiyorum. Aptal olduğunu sanmıyorum. Yok yok. Kendi gerçeğimi yaşamışım. Asıl gerçeği görmezden gelmişim. Belki öylesi işine gelmiştir. Belki. Bilmiyorum. Geç oldu artık, abin kızmasın. Yok, o karışmaz bana. Ne ilginç bir aile sizinki de. Benim senin gibi kız kardeşim olsa hayatta bu saate kadar... Neyse, büyük konuşmamak lazım. Kendimi tanıyorum sanıyorsun. Sonra bir bakmışsın, kayıvermiş her şey. Hadi geç, bırakayım. Yok. Hemen burada oturuyorum ben. Hem bizim oraları kazıldı şimdi. Arabayla giremezsin zaten. Ben buradan kendim giderim. Bu saatte tek başına. Giderim. Ben seni bildiğin kızlardan değilim.
Sağ ol. Yemek içinde. Hesabı da ödetmedin bana. Neyse, bir dahaki sefere sen ödersin. Evet tabii. Hep borçlanıyorum sana. Şaka şaka. Hemen surat asma. Borç değil. Bahane işte. Görüşmek için. Görüşecek miyiz sence? Bence görüşeceğiz. Sence?